Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kavram Atölyesi programında bugün beka, baki, fena, fani gibi kelimeleri işleyeceğiz inşallah. Aynı zamanda Esmaül Hüsna'dan olan bu kelimeleri Risale-i Nur Külliyatı içerisinde nasıl geçtiğini inşallah ondan yapılan o taramalarla elde ettiğimiz tariflerle açıklamaya, anlamaya çalışacağız. Evet, beka, baki, fena, fani gibi kavramlar, terimler. Evet, her şeyden önce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Beka aslında devamlılık, kalıcılık, yok olmama veya yok olmamak anlamına geliyor. Beka bu. Baki ne? Baki de devamlı olan, kalıcı olan, yok olmayan anlamına geliyor. Baki. Şimdi bir terim olarak eğer bunu tarifini yapacak olsak bu sözlük manasıydı tabii. Varlıkların vücutlarının aynı halde kalması, kalıcı olması, geçici olmayıp daimi, berkarar, zevalsiz olması anlamındadır ve bunun zıttı fenadır. Hani fena dediğim zaman kötü anlamında değil. Fena bekanın zıttıdır. Yani yok oluyorsa bir şey, efendime söyleyeyim, kalıcı değilse, devamı değilse ona biz ne diyoruz? Fena diyoruz. Hani dünya fani. Evet. Ahiret bakidir diyoruz ya. Dünya fani niye? Geçici. Kalıcı değil. Onun için buna biz fena diyoruz. Fani, kalıcı olan şeye denir. Fena ise fani yok olan şeye denir. Fani. Fena ise yok olmadır. Yokluk. Yokluk, yok olma. Yok. Yok olma. Evet. Yok olma, geçici olma anlamına geliyor yani. Şimdi Allah bakidir. Allah bakidir. Yani neymiş? Devamlı vardır. Varlığı kalıcıdır. Asla yok olmaz. Değil mi? Baki o. Alemin bekası da, alemin kalıcılığı da, devamlılığı da, yok olmaması da ancak onun bekasıyladır. Bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Bu ne demek mesela? Bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olmak ne demek? Şimdi aynanın içinde mesela şu tavandaki ışık ne yapar? Yansır değil mi? Aynanın içindeki ışığın devamlı olabilmesi için tavandaki ışığın devamlı yanmış olması lazım. Evet. Tavandaki ışık sönerse ne olur? Ayna da söner. Aynanın içindeki ışık da söner. Aynanın ışığında ışık neye bağlıdır? Tavandaki ışığa bağlıdır. Evet. Mesele bu yani. Yani şimdi aynadaki ışık bekaya müteveccihtir. Ona bakıyor. Yönü ona yönelmiş. Ve onun cilvesine mazhar. Yani onun için o baki kalıyor. Aynayı biz baki zannediyoruz o zaman. Bekaya sahibi değil. Beka sahibi değil. Zatında fani. Aynanın içindeki ışık, yukarıdaki ışığın varlığına bağlı. Evet. Ona yüzü bakıyor. İrtibat kesilse o da yok olur gider yani. Evet. Kainatın varlığı da öyledir. Aynanın içindeki ışık gibidir. Kainatta bir hayat var. Kainatta bir güzellik var. Kainatta hikmet var. Kainatta mevcut var. Var olan her şey var. Allah'ın baki ismiyle bunlar varlığı devam ediyor. Allah'ın varlığında, onun hayatından kesilse, kayyumiyetinden, varlığından kesilse bu sefer kainat yok olur gider. Ne hayat kalır ne varlığı kalır. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Evet. Herhalde iyi anlaşıldı. Evet. Bekaya müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Cilvesine. Onun için beka ahirette bütün manasıyla tahakkuk eder ve varlıkların bekaları ebediyete kadar devam eder. Yani ahirette hani ebedi saadet var, varlığımız devam edecek. Orada artık ölüm yok, işte efendim geçicilik yok. İşte hani geçici derken bulaşıcı anlamında söylemiyorum. Geçici yani berkarar değil yani. Kalıcılık var orada, kalıcı yani ahiretteki her şey. Bu neyle oluyor? Allah'ın beka isminin tecellisi, baki isminin tecellisiyle oluyor. Allah baki ki o da baki. O beka verdiği için baki kalıyor. Yani onun varlığına devam veriyor. Onun için devamlı oluyor varlığı.
Şimdi her yarattığı Allah'ın baki kalacak mı bu isimden dolayı? Yok, Cenab-ı Hak beka verirse baki kalır. Beka vermezse kalmaz. İnsanın ruhu mesela böyle, hayvanların ruhu, belki bütün hayvanların ruhu da tekrar diriltilmeyecek değil mi? Yok, hayvanlar biliyorsunuz kıyamet günü diriltilecek. Birbirlerine karşı hak geçmişse ondan sonra haklarını alacaklar hayvanlar da. Sonra bedenleri toprak olup gidecek. Ruhları baki kalacak orada. Evet. İnsanlar öyle değil. Bedenleri yaratılacak. Ondan sonra muhasebesi görülecek. Adalet tahakkuk ettikten sonra ondan sonra ruhları da bedenleri de baki kalacak. Evet. Sadece şey, hayvanlardan birkaç tane şey var. Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi mesela. Evet. Kıtmir. Kıtmir gibi, o Ashab-ı Kehf'in yanındaki köpek gibi. Yani kıtmir işte. Affedersiniz. Ondan sonra bir de şeyin eşeği vardı. Söyleyin. Üzeyr Aleyhisselam'ın. Evet. Onun gibi şeyler baki kalacak orada. Bedenleriyle beraber. Evet. Kenan abi, benim şöyle bir sorum var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bekasına da iman etmemiz gerekiyor. İmanın bir cüz'ü bu. Fakat biz fani bir alemdeyiz. Kendimiz de faniyiz. Yani bu sonsuzluğu biz nasıl anlayacağız? Sonluyuz çünkü. Yani sonlu olan sonsuzluğu nasıl anlar? Ve ondan iman etmesi nasıl beklenir? Nereden ulaşabilir bu marifete? Benim sorum böyle. Güzel. Onun için Üstad Hazretleri şöyle bir misal veriyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir misal veriyor. Mesela diyor, suyun üzerindeki su kabarcıklarını düşünün. Su kabarcıklarının içerisine baktığınız zaman güneşin yansımasını görüyorsunuz orada değil mi? Bir pırıltı var. Şimdi kabarcık meydana gelince orada bir güneşçik görünüyor. Evet. Kabarcık sönünce güneşçik kaybolup gidiyor. Yerine gelen yeni kabardıkça gene güneşçik meydana geliyor. Sonra o gidince o da gidiyor. Devamlı olarak eğer o su kabarcıklarının üzerinde güneş pırıltıları devam ediyorsa, demek yukarıda daimi bir güneş var. Devamlı var olan bir güneş var. Onun yansımaları orada. Biz bu varlıklardaki şeyden, gelip geçicilikten yukarıdaki güneşin daimi olduğunu anlıyoruz. Eğer yukarıdaki güneşin daimi olduğunu kabul etmezsek ve o kabarcıklar üzerindeki görünen güneşçiklerin yukarıdaki güneşten gelen bir yansıma olduğunu kabul etmezsek, bu defa o güneşçiklerin biz o kabarcıklardan, kabarcıkların kendisinden oluyor olduğunu zannederiz değil mi? Bu da yanlış olur tabii yani. Böyle bir şey safsatadır yani. O halde varlıklar mesela aynen su kabarcığı gibi. Biz yoktuk, var olduk. Su kabarcığı gibi çıktık. Bizim üzerimizde bir hayat pırıltısı var. Ve etrafımızda irtibatlıyız. Su kabarcığı gibi belirdik. Sonra biz ölüyoruz. Su kabarcığı gibi gidiyoruz. Sonra bizim çoluk çocuğumuz dünyaya geliyor. O da aynen bizim gibi bir hayat pırıltısına sahip. Aynen su kabarcığı gibi. Ondan sonra o da sonra yok oluyor. Onun çocuğunun üzerinde aynı özellikler var. O da yok olup gidiyor. Böyle bu şekilde devamlı yeni gelenlerde bir hayat var. Ama ölen giden bütün hayatıyla, bütün sebepleriyle beraber yok olup gidiyor. Bu şunu gösteriyor. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz şu kainatın manevi bir güneşi var. Ezeli bir güneşi var. Ebedi, baki kalan bir gün, baki olan bir güneşi var. O güneşten, o hayattan bu bizim üzerimizdeki hayatlar yansıyor. Onun devamlı olduğunu biz buradan biliriz mesela. Bu bir ipucudur yani. Biz faniyiz ama faniliğimize bakarak onun daimi olduğunu görüyoruz bu şekilde. Böyle bir misal veriliyor orada. Aslında bizim faniliğimiz onun daimi olduğunu gösteriyor. Tam bir işarettir yani. Evet. Tersiyle değil mi? Tersiyle yani. Biz madem faniyiz, bir hayatımız yoktu, var oldu. Sonra ölünce hayatımızla beraber her şey gitti. Ama çocuğumuzda aynı hayat devam ediyor. Su kabarcıklarının üzerinde görünen güneşlikler gibi işte. Daimi bir yukarıda güneş olmasa o kabarcıkların üzerindeki güneşçikler ortaya çıkmaz. Ha bizde madem bu var, bizde faniye masarız. Demek bizden sonraki gelen şeyler de aynı şekilde o hayat parıltısına sahip, onlar da ölüp gidince hayatları da her şeyi de yok oluyor gidiyor sebepleriyle beraber. O zaman şu kainatın manevi bir güneşi var, ezeli ebedi bir güneşi var, baki olan bir güneşi var. Bütün hayatlar onun hayatından ne yapıyor? Geliyor. Biz bunu anlarız. Fenamızla Allah'ın bekasını anlarız. Gelip geçiciliğimizle, kalıcı olmayışımızla Cenab-ı Hakk'ın yani sermediği olduğunu anlarız. Sermediği ne demek? Varlığı sürekli devam eden demek. Hani güneşin şeyi gibi, ışığı gibi, kesintili değil.
şimşekler gibi değil. Hani çakıp böyle aydınlatıp sonra yok olmuyor. Güneşin varlığı devamlıdır. Devamlı olan şeye sermedi derler. Böyle bir varlığa sahip. Sermedi devamlı, kalıcı bir varlığı, süreklilik, kesintisiz sürekliliğe sermedi derler. Bir de bekaya çok yakın bir de ebedi var. O da devamlı değil. Ebedi, şimdi beka varlığın kendisiyle alakalıdır. Evet. Ebediyet kavramı ise zaman kavramıdır. Evet. Zaman kavramı. Zaman açısından düşün. Mesela işte hani diyoruz ya, bir saat önce, iki saat önce bu zamana giriyor değil mi? Bir gün önce, iki gün önce zamana giriyor. Ya da bir gün sonra, iki gün sonra zamana giriyor, zaman kavramına. Bu zaman kavramına bir sınır getirmediğiniz zaman, başlangıcına bir sınır getirmediğiniz zaman, sonsuz bir zaman kavramına başlangıç itibariyle gittiğin zaman buna ezel deniliyor. Sonu itibariyle bir sonu olmayan, sınırsız olan bir zaman kavramına gittiğin zaman bu da ebed oluyor. Ezelle ebed zaman kavramıdır. Zaman açısından başlangıcı olmayan sonsuza ezel, sonu olmayan sonsuza da ebeddedir. Bu zaman kavramı. Evet. Beka ise varlığın kendi zatına ait bir kavramdır. Kendisinin varlığının devam etmesi beka, kalıcı olması beka, varlığın kendisinin yok olması fenadır. Evet. Demek bir tanesi varlığın kendine ait bir kavram, diğeri ise o varlığın zaman içerisindeki, o varlıktan kopuyoruz. Şimdi zaman açısından sonsuzluk ise ezel ya da ebed tabir ediliyor. Evet. Ya eşya aslında o zaman içerisinde belli bir zaman yaratılan, belli bir bölümde yaratılan bir şey. Evet. Yoksa o zamana tamamen sahip olan tek Allah var. Tek Allah. Değil mi? Ezel ve ebed olur. Ezel ve ebed sultanı olarak geçer. Evet. Ki o ne demektir? Ezel dediğimiz zaman başlangıcı olmayan sonsuz demektir. Ebed dediğimiz zaman sonu olmayan sonsuz. Zaman kavramı itibariyle. Yani aslında bizim mesela alışkanlığımız nedir bizim alışkanlığımız? Zaman kavramı içerisinde büyüdüğümüz için, yaşadığımız için bizdeki mutlaka bir zaman açısından bakarız meselelere. Mesela bir ağaca da baktığımız zaman bu 100 yıllık ağaç deriz, 200 yıllık, 500 yıllık ağaç deriz ya da işte 50 senelik ağaç deriz. Ağaca bir zaman biçeriz. Hatta bir fosil buluruz, işte bu kaç yüz yıllık işte falan, kaç bin yıllık, kaç yüz bin yıllık ya da milyon yıllık bir fosil deriz, bakarız ona, şey yaparız. İlim adamları hemen inceler. Her şeyi böyle zaman kavramı içerisinde incelediğimiz için bizim bir alışkanlığımız var. Her şeyi bu şu zamana ait, bu işte ondan önceki zamana ya da bundan sonraki zamana ait diye bir zaman kavramı içerisinde bir yere yerleştiririz her şeyi. Ya biraz kodlarımızda var. Kodlarımızda bu var. Çünkü biz zaman kavramı içinde yaşayan, büyüyen ve ona göre düşünen, düşünme biçimimizi ona göre alan bir yapımız var. Şimdi ezel ebed bu zaman kavramının dışına çıkıyor. Bu zaman alışkanlığımızı bizim ortadan kaldırıyor. Ezel ebed denildiği zaman. Bunlar zaman kavramının üstüdür. Üstüne çıkan bir hadisedir. Yani her türlü zaman anlayışının, idrakinin üzerinde olan kavramlara biz ezel ebed diyoruz. Ezel ebed denildiği zaman zaman kavramı yoktur artık orada. Zaman kavramının dışına çıktı. Zaman o ezel ebed kavramının içerisinde yaratılmış bir varlıktır. O kadar. Yani o kavramın dışına çıkıyorsun sen. Zaman kavramının dışına çıktı mı ezel ebed oluyor. Onun için Allah ezeli ebedidir, o zaman kavramının dışındadır yani. Zaman bizim için var, Allah için yok. Evet, evet. Bir soru var bu konuda herhalde. Kenan abi, burada şunu hissettim anlattıklarınızdan. Galiba gayba imanın bir ucu buraya bakıyor. Yani insan sonlu ama kendi dışında bir sonsuzluğun varlığını evet, inanması lazım. İnanmaz. Ki imtihan onun üzerine galiba. Evet, aynen öyle. Bir nokta daha var şimdi bu birçok söylem içerisinde fark ettiğim. Zaman diyor mutlaktır. Yani ve ona boyun eğilemez gibi bir ifade kullanılıyor. Sanki burada bu şey mutlakiyet Allah'a ait olan bir vasıf zamanı müşakhas bir şekilde ona veriliyor, ona yükleniyor ve insan onun boyunduruğu altındaymış gibi bir ifade kullanılıyor. Bu aslında tamamen tevhid inancının dışında, yani bir onu şahsi bunu bir şey veriyor. Bunu şöyle alırsak iyi olur. Ya, özür dilerim, kestin mi? Yok, ben herhalde anlatabildim, anlatacağım. Şimdi bunu şöyle düşünmek gerekir. Yani insan mesela yer çekiminin dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Onun mahkumudur yani. Havaya zıpladığın zaman yere düşersin yani, değil mi? Evet.
Onun içinde yaşarsın sen. O şeyin yani o kanunun dışına çıkamazsın. Yer çekim kanununa tabisin sen. Hangi bulunduğun kütlenin daha doğrusu hangi kütlede bulunuyorsan o kütlenin çekimine tabisin sen. Onun dışına çıkamazsın yani. Değil mi? Çünkü sen bir zaman itibariyle bir mekan itibariyle bir yerde bulunuyorsun. Zaman da aynı şekildedir. O da mutlaktır yer çekim gibi. Yer çekim de mutlaktır. Onun dışına çıkamıyorsun sen. Zaman kavramının dışına sen çıkamazsın. Evet. Ama Allah'a o zaman izafe edilemez. Cenab-ı Hakk'ın zatı için. Çünkü ne dedik? Onun dışına çıktı şimdi. Evet. Zaman kavramını yaratan Allah. Kendisi o zaman kavramının dışında. Ben mekan kavramının gene dışında. Evet. Sen mekanın içerisinde havaya zıpladığı zaman yere düşüyorsun. Zamana tabi olduğun için o mutlak varlığın içerisinden sen onun dışına çıkamıyorsun. Yani bir ezeliyet, bir ebediyet kazanamıyorsun. Çünkü zamanın her şeyin zamanın ölçüsüne tabi. Sen belirli bir zamanda dünyaya geldin, belirli bir zamanda da öleceksin. Bunun dışına çıkamıyorsun. Çıkamazsın da zaten. Mutlak senin her şeyini kaplamış. Ve kainattaki her bir varlığı kaplamış. Fakat Allah Celle Celaluhu söz konusuysa ki burada bu şeyin dışındadır. Zaman kavramının dışındadır. O ezel ve ebeddir. İşte ezel ve ebed bizim zaman anlayışımızın dışına çıkartmak için bizi özel bir kavramdır ki Allah'a mahsustur bunlar. Evet. Yani şunu demek istiyorum ki ben aslında hani merak ettiğim yani en nihayetinde zaman da yaratılmış bir şeydir. Tabii zaman yaratılmış. Yani onun ve mahlukat da ona bağlıdır. Insan. Evet. O mahlukat, yaratılan varlık evet. O zaman kavramını aşamaz. Evet. Onun dışına çıkamaz. Evet. Ha hızı artırır. Zaman hani izafiyet teorisinde Einstein'ın dediği gibi hız arttıkça zaman durur diyor değil mi? Tamam durur. Hız artsa durur. Ama gene bir dursa da o zaman kavramının içindesin gene. Biraz duruyor, yavaşlıyor vesaire. Ama onun dışına çıkamıyorsun. Gene bir zaman kavramının içindesin. Evet. Evet, beka bekalıktan yani devamlılıktan buraya geldik. Allah'ın evet. Bekasına, bakiliğine geldik. Her eşya bekaya mazhar olduğu zaman yani baki oluyor. Devamlılığı devam ediyor yani. Tabii varlığı yani, devam ediyor daha varlığın doğrusu. Varlığın bekası Allah'ın baki isminin bir cilvesidir. O ona kalıcı özelliği vermişse kalıcı olur. Ki cennette inşallah ahirette öyle olacak. Evet. Hatta cehennemlikler bile bir derece baki olacaklar. Çünkü orada Hadis-i Şerif'te var ya diyor cennetlikler cennete girecek, cehennemlikler de cehenneme girecekler. Herkes artık yerlerine yerleştikten sonra ölüm diyor koç suretinde hem cennet ehlinin hem de cehennem ehlinin göreceği bir yere getirilir. Ölüm koç şeklinde getirilir. Ve Cenab-ı Hak diyor o ölüm koçunu kurban eder. Ölümü öldürür yani. Ve ondan sonra cennettekiler derler ki artık bundan sonra ölüm yok. Artık burada ebediyiz. Cehennemdekiler de derler ki artık bundan sonra ölüm yok. Artık cehennem bizim için daimi ebedi. Kalıcı yani. Evet. Bundan sonra ölüm yok artık. Ne kadar azap da olsa ölüm yok. Hani dünyada insan biraz fazla azaba, işkenceye maruz kalsa ne olur? Sonunda dayanamaz ölür. Ama orada öyle bir şey yok artık. Ölüm öldürülmüş çünkü. Orada ölüm diye bir şey yok artık. Bitti. Onun için yani orada ahirette bunu biz göreceğiz. Yani ölüm olmayan, kalıcı, devamlı, sürekli bir şekilde bir hayat var, bir varlık devam edecek orada. Ama bu Allah'ın onu devam ettirmesiyle devam edecek. Yoksa devam ettirmesi artık burada bittiği iş derse elektriğin fişini çektiği gibi varlığın fişini çeker, varlık gider yani. Yok olur. Evet. Çünkü yoktan var eden, vardan da yok eden Allah'tır. Evet. Onun elinde. Evet. Bir soru daha var zaten. Bir soru daha. Kenan abi benim sorum şöyle. Yani Allah'ın baki olduğuna iman etmek, yani müminin imanına ne katar? Allah telakkimize ne katıyor? Velev ki hani haşa Allah baki değildi. Hani ne eksilir Allah'tan? Hani bu beka niye yani iman edilmesi gereken bir şey ve ayetlerde tekrar. O Allah baki değilse sen yok olursun az önce dedik. O kayyum değilse, o hay değilse sen bu sefer ayakta duramazsın. Varlığın yok olur yani. Ondan sonra sen hay olamazsın, canlı olamazsın. Ölü olursun. Varlığın yok olur, gider. Sen varsan Allah baki demektir.
Ve o beka da ahiret şeklinde devam edeceği için senin ahiret inancına zarar gelir. Ve Cenab-ı Hakk'a noksan bir sıfat vermiş olsun. Kainattaki varlıklar gibi aciz, yani eğer bekası yoksa o zaman ezeliyet sıfatını da bu sefer Cenab-ı Hakk'a veremezsin. Sonradan var olmuş varlıklar niteliğine düşürürsün onu. O zaman tabii imanına çok büyük zarar gelir yani. Haşa, Cenab-ı Hak böyle acizden, böyle noksanlıklardan münezzehtir Allah yani. Tabi Allah'ın Allah olması için ezeli ve ebedi olması lazım ve baki olması lazım. Yoksa nasıl olur? Nasıl ilah olur? Evet. Evet. Burada tanımda bir ifade var. Üstad Hazretleri'nin birçok yerde Risale-i Nur külliyatı içerisinde bahsettiği. Onu okuyup ondan sonra sorumu sormak istiyorum. Ancak masnuatın bu dünyada bir parça görünmesi, mahvolmayıp yaratılmaları belki vücutta bir kısa zaman toplanıp matlup bir vaziyet alıp suretlerinin alınması, timsallerinin tutulması, manalarının bilinmesi ve neticelerinin zapt edilmesi beka alemi olan ahiret hesabınadır. Şimdi hani buradan şunu mu anlıyoruz? Bir saniye dahi olsa bu dünyaya gelip görünüp gitmesi ahiret hesabınadır diyor. Bunu biraz aşmamız gerekiyor. Yani ahiret hesabına derken aslında onun bir an varlık alemine çıkması, ondan lazım olacak neticelerin alınarak onun mesela yokluk alemine, yokluk değil de Cenab-ı Hak kudret dairesinden ilim dairesine geçmesi. Evet. Yani mevcut halinden ilim dairesine geçmesi. Şimdi böyle olunca şöyle anlıyoruz. O varlık bir cihette bekaya mazhardır. Oradan onu anlıyoruz. Evet. Hani mesela bir film çekilirken setler kuruluyor. Koca bir şehir kuruluyor hatta bazen yani. Bir film çekmek için kuruluyor. Orada filmler çekiliyor, kameralar çalışıyor. Ondan sonra stop dediği zaman film bittikten sonra ne yapılıyor? Oralar yıkılıyor. Çünkü artık o ne yaptı? Görüntü film haline geldi. Bekaya mazhar oldu. Artık oradaki o duvarlar, o ne bileyim binalar, o şeyler, sokaklar vesaire bir işe yaramaz hale geldi. Artık bitti yani o. Ne yapılıyor? Orası yıkılıyor. Evet. Başka bir sahne için başka bir şey kuruluyor. Orası da istenilen netice alındıktan sonra filme geçti. Bekaya masa aldıktan sonra onlar da yıkılıyor. Buna benzer. Yani Cenab-ı Hak bir varlığı bir saniyede yaratsa, saniye saniye var etse, ondan elde edilecek neticeler, yani filmler, sonuçlar, neticeler, sanat cihetiyle sanatkarlık noktasındaki sonuçlar elde edildikten sonra Cenab-ı Hak onu diyor ki tamam, bu sahneyi ben kaldırıyorum, yerine başka bir sahne koyacağım diyor. Onu ahirete gönderiyor. O kalıcı bir film şeklinde ahirete gönderiyor. İşte, ahiret arşivine koyuyor. Bu alınması istenilen manzara veya mana ne orada? Yani ki hani bir anlık varlığın bir anlamı orada gizli. Evet. Değil mi? Bir anlık varlık o mana için var. Evet. Veya bütün o masraf, bütün o şey olsun. Filmde bir şeyin için kurulmuşsa. Evet. Onun için çekilmişse manası odur. Filmin temasına bağlıdır o da. Evet. Nedir? Biz onu öğrenelim ama burada ki fanilik insanın hani kalbini üzen bir şey. Var oldu, sonra yok oldu. Ha, şimdi ama o şey, şey neydi? Mana neydi? Yani bir resmin üzerindeki o görüntü, renkler, renk uyumları, hatta gölge ve ışık yansımaları vesaire hepsi o resmin sanatına dairdir, değil mi? Evet. Yoksa oradaki boyalar, oradaki şeyler önemli değil. Oradaki işlenen sanat önemlidir. Doğru mu? Evet. Yani bütün o ressamın maharetine bakar. O mahareti yaptıktan sonra, yani o resmi yaptıktan sonra onu kalıcı bir şekilde ne yapar? Bir kenara arşivler de ya da onun fotoğrafını çeker, o kağıdı yırtar, film şeklinde de bir kenara koyar, değil mi? Evet. Ha şimdi aynı şekilde Cenab-ı Hak bir çiçeği, bir böceği yaratırken orada sanat harikasını gösteriyor. O rengin uyumluluğu, o hikmetin böyle ince işleyişini, o ilmin üzerindeki o sanat harikasını, hatta ne bileyim o şekil uyumlarını falan, bir sanat harikası, şaheseri olarak bir çiçeği yaratıyor Allah. Ya da bir böceği. Ondan lazım olacak şeyi Cenab-ı Hak alıp da arşivledikten sonra onu ne yapıyor? Artık tamam, bu manası artık. Bunu ortaya çıkartmaktı, bu sanat eserini sergilemekti, sergilendi ve bitti diyor işi. Oradan kaldırıyor. Yani ben fuarımdan artık, standımdan diyor, bunu kaldırıyorum, yerine standıma başka bir şey koyacağım diyor.
Onu kaldırıyor, yerine başka bir şey koyuyor. Tazeliyor devamlı. Şimdi buradaki netice demek, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakıyor. Onun sanatkarlığına bakıyor. Onun musavvir ismine, onun mülevvin ismine, onun hakim ismine, onun alim ismine bakıyor. Sanatkarını tamamlıyor yani. O görüntü ortaya çıktıktan sonra, neticeler alındıktan sonra artık onun bir değeri kalmıyor. Ya da Cenab-ı Hak bu sanatını ifka etmek için onu işte manevi fotoğraflar denilen insanların hafızalarına yerleştiriyor. Değil mi? Biz bir önceki bahar benim yani birçok noktaları zihnimde şimdi şu anda canlandırıyorum yani. Yaylalardaki o çiçekleri, kuzuların meleişlerini falan filan almışım. O hafızamı, hard diskimde var benim şimdi şu anda. Hatta çocukluğumdan beri kaç tane bahar gelip geçmiş. Hepsini buraya kayda geçmişim. Cenab-ı Hak bu kayıtla da iktifa etmiyor. Bu sefer hususi bu kayıt işlemleriyle görevli olan meleklerine de emir vermiş. Her şeyin demiş, kaydını alın demiş. Bu kayıt öyle bir şey ki yani hem üç boyutlu yani böyle şey de değil. Renkleri var, içindeki niyetler bile. Hepsi. Yani rengi, kokusu işte efendim vesaire. Hani biz mesela kameralarda şimdi kayıt yapıyoruz. Sadece şeklini kaydediyoruz değil mi? Hem de yani iki boyutlu olarak kaydediyoruz. Üç boyutlu dedik. Orada bütün her şey üç boyutlu. Yani bir şey varlığı yaratıldığında nasılsa aynı şekli ifade edecek bir tarzda kayda geçiyor. Al siz bu onu buradan buraya getirin. Aslından ayıramazsınız. Öyle kayıtlar var. Hem de içindeki niyetleriyle beraber. Sen bir harekette bulunuyorsun. Hangi niyetle o hareketi yapmışsan onlar bile kayıtta var. Her şeyiyle beraber olduğu gibi aslının tıpatıp aynısı kopyaya geçiyor. Bunlar arşivleniyor. Melekler ne emretmiş bunu yapıyor Cenab-ı Hak. Onları da yani ahirette oradaki müminler için gene orada da sergilemek için onları şey yapıyor. Mesela ben Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış olan tufanı merak ediyorum. Veya Bedir Savaşı'nda ne muhteşem manzaralar yaşanmış ben onu merak ediyorum. Ben Bedir Savaşı'nın içine sanki girmişim gibi kendimi orada hisseder gibi bütün boyutlarıyla beraber ahirette orayı seyredeceğim ve yaşayacağım. Veya Cenab-ı Hakk'ın daha nice böyle sanat harikaları var onlara seyredeceğim. Bir belgesel gibi. Ama dediğim gibi orijinalinden fark edilmeyecek derecede muhteşem kayıtlarla. İşte Cenab-ı Hak ne yapıyor? O görüntüye ipka ediyor. Aslında bir saniye de yaşasa onun bir yeri var, o kayda geçmiştir. O kaybolup gitmiyor aslında. O da bir nevi işte bu suretlerde ne yapıyor? İpka ediliyor. Evet. Peki şöyle bir şey sorabilir miyiz? Şimdi biz bu dünyada o manzarayı gördüğümüzde Allah'a ne kadar verebiliyorsak o kadarını anlayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz o mananın. Tabii. O eşyada o mana var. Ama biz ne kadar algılayabiliyorsak onu görebiliyoruz. Ahirette o manzara sergilendiği zaman tabii ki bu sefer tamamen Allah'ı anlatan yalnızca hani perdesiz bir şekilde göreceğiz değil mi? Tabii. Mana tamamen ortada o zaman. Bu mana tabii. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ne güzel cilvelerinin olduğunu orada onun sanat eserlerinden seyredeceksin. Doğru göreceksin. Allah evet kadirdir ama böyle kadirdir diye böyle seyredeceksin. Onun için İslamiyet'te ne vardır? Mesela Batılılar, Hristiyanlar genellikle gökte Allah var der. Parmağını yukarı gösterir. Biz ise ne deriz? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni deriz. Elimizi böyle ufki gösteririz. Her şeyle Cenab-ı Hakk'ı şey yaparız. Yani esere bakarak eser sahibini öyle anlarız biz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Arada fark var yani. Bu çok önemli bir şeydir. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. İşte o Cenab-ı Hakk'ın ipka ettiği o manzaralarla Cenab-ı Hakk'ı yad ediyorsun. Allah kadirdir. Allah musavvirdir, Allah mülevvildir, Allah hakimdir. Ama böyle hakimdir. Dağlarıyla taşlarıyla hakimdir. Dağlarda taşlarda o efendim mülevvin isminin tecellileriyle o mülevvindir. Hikmet tecellileriyle o hakimdir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini o manzaralarla seyrediyorsun. Zaten cennetteki manzaralar hakikaten yeterince var. Ama ekstradan Cenab-ı Hak nostalji olsun diye siz dünyada da yaşadınız. Oradan hani koptunuz geldiniz ama duygularınız halen daha orada diye dünyanın bütün manzaralarını da size gözünüz önünde seyrediyor. Yani biz nasıl tarih müzesine gittiğimiz zaman o tarih müzesini veya işte efendim şey vardı ya Topkapı'da neydi o? Fetih 1453. Evet. Hani panoramayı kastediyorum. Oraya zevkle gidip seyrediyorsun. Halbuki tarihi bir olaydır.
Hem de orada üç boyutlu olduğu için olayı yaşıyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Evet. Ne kadar olaya yakın olursa o kadar hissediyorsun. Bütün bu görüntüler de onun gibi Cenab-ı Hak arşivliyor onu. İstersen orada da daha değişik, nostaljik bir tarzda Cenab-ı Hak onları seyredecek ve onları ipka ediyor. Dolayısıyla varlığın, hatta bazı varlıklar için söyleniyor, saniyenin binde biri kadar kısa bir müddet içinde varlık alemine gelip giden varlıklar var. Atom altı parçacıkları gibi mesela. Saniyenin binde biri kadar kısa bir süre varlık alemine giriyor ve gidiyor. O da o kayda geçmiş. Onun da bir yeri var. Yani isterse 100 sene yaşasın, isterse saniyelik yaşasın. Onu Cenab-ı Hak ipka ediyor. Hiçbir şeyi zayi etmiyor. Hiçbir şeyi böyle mahvedip yok edip gitmiyor aslında. Evet. İşte bu ne oluyor? Baki isminin cilvesiyle bunlar oluyor. Evet. Ve bu şekilde fani, bütün eşya bu şekilde fani ama bir veçesiyle bekaya mazhar oluyor. Cenab-ı Hakk'a bakan evet. Yüzüyle bakidir. Evet. Kısaca özetleyecek olursak. Kulli şeyin halikun illa veçe ayeti kerimesinde de bu iki cihet söyleniyor zaten. Hı hı. Şimdi bir tanesi şu, her şey helak olup gidecek, Allah baki kalacak. Ki kıyamette yaşanacak o. Allah her şeyi yokluk alemine bir anda gönderiyor. Tekrar orada çıkartıp ahiret suretinde canlandırıyor. Diriltiyor kainatı. Bu olacak. Her şey fani olacak. Hatta orada melikil muazzam, ene kahhar üzül celal gibi Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsi'de geçiyor. Tam şimdi metnini hatırlayamayacağım. Bu mealde yani ben kahhar üzül celalim. Sadece ben bakiyim. Her şeye hükmeden benim. Hani sizin ilah dediğiniz şeyler şimdi yok. Bütün varlık alemini yokluğa gönderince öyle diyor. Sadece ben bakiyim. Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i kutsi'yi naklederken Allah kendini tazim ediyor. Yu'azzim nefsehu diyor. Allah kendini tazim ediyor. Her şey yokluğa gitmiş. Sadece Allah baki kalmış. Sonra onu yokluk aleminden kainatı çıkartıyor. Gene var ediyor. Ahiret suretinde. Bu böyle yaşanacak. Bu manası, bir manası bu. İkinci manası ise her şey helak olacak. Yok olacak yani. Fenaya gidecek. Fena az önce söyledik. Evet. Yok olup gidecek. Allah'a bakan yüzleri müstesna. Her şeyin Allah'a bakan yönü helak olup gitmeyecek. Bunlar baki gelecek. Yani sen bir şeyi Allah için yapmışsan o baki kalıyor. Eğer kendi nefsin için yapmışsan o yok olup gidiyor yani. Her şeyin Allah'a bakan yönü baki ama her şeyin kendisine bakan yönü fani. Evet. Onun için beka istersen ona müteveccih ol diyor ya. Yani sırf onun istediği şekilde yaşa ki varlığın devamlı olsun. Saadetin devamlı olsun. Allah'ın nimetlerinin devamı seninle berkarar olsun. Evet. Evet. Beka, baki, fena, fani evet. Kelimelerin bu şekilde Risale-i Nur Külliyatı içerisinde tarif ediliyor. Tarif ediliyor. Evet. Bunun örnekleri külliyatın içerisinde var. Biz, çok var. Yani biz birkaç tanesini evet. Tatmak için aldık sadece burada. Evet. Kelimeyi açıklama adına. Evet. Evet kıymetli seyirciler, kavram atölyesinde bugün bu kelimeleri anlamaya çalıştık. İnşallah başka bir kavram atölyesinde tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun.